Burası Kır Kahvesi. Burası Otağtepe. Derin dalgama girme. Yine satıyor yani. Yaya yolları var içeride 2 adet. Bir de koşu alanı var. Ha, pardon, önce izleyecek bir şey, sonra tekrar başlar bana atacak. Yozgat'ta sosyal hayata yön verecek, sosyal hayatı güzelleştirecek, şehir hayatını rahatlatacak 6 büyük sosyal proje başlamıştık. Bunlardan bir tanesi de 3 etaptan oluşan spor vadisi projesi. Bu 3 etaptan oluşan spor vadisi projesi içerisinde bugün sizlerin de katılımıyla son etabın üst yapılarının ihalesini duyurduk. Yani son etap üst yapılarının ihalesini bir hafta içerisinde inşallah ihaleye çıkacağız. Bununla birlikte bu 3 etaplık spor vadimiz tamamlanmış olacak. Tabii vadimizin birinci etapta kendi içerisinde 2 bölüme ayrılıyor. Kapalı spor alanları ve açık spor alanları şeklinde. Şu an bu istikamette gördüğümüz 30 tür açık spor alanı var. Birinci etapın ikinci yarısı. Birinci etapın ilk yarısı da kapalı spor alanlarından oluşuyor. Onlardan da önemli bir eser yüzme havuzu, yarı olimpik yüzme havuzu bitti. İLTİBİ Gençlik Merkezi ve Sporcu Fabrikası'nın da şu an birinci katı tamamlandı. Hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Tabii birinci etap kendi içerisinde %85-90 civarında tamamlandı. Üçüncü etap piknik alanları ve ağaçlandırma bölgesinden oluşuyor. 150 bin ağaç şu tarih itibariyle dikimi yapıldı. 17 bin büyük ağacın da damlama sulamayla, sulanmak kaydıyla dikimi yapıldı. 4 mevsim yeşil görünecek tarzda 3. etap 5 sene içerisinde en fazla boy gösterecek. Daha doğrusu ağaçlar belli olacak tam olarak. 2. etapımızda ise bir göletin etrafında oluşan bir bölge. Burada Otağtepe, restoran, Kır Kahvesi, bungalov evler, Luna Park gibi üniteler var kendi içerisinde. Aynı zamanda kayık ünitesi de var. Bunun da ihalesine bu hafta çıkıyoruz. Toplam 2000 dönümden fazla bir alana yaptığımız bu 3 etaptan oluşan spor vadisi
bu haliyle Anadolu'da, Orta Anadolu'da, çevresindeki iller içerisinde açık ara farklı bir dizaynda bir mıntıka ve bölge olacak. Biz bununla özellikle Yozgat'taki yabancıların, Yozgat'ta görev yapan Yozgatlı olmayanların, artı Yozgatlı hemşerilerimizin gerek ülke içinde gerek ülke dışındaki hemşerilerimizin yaz aylarında veya dört mevsim Yozgat'ta daha fazla kalabilmek için onlara bir vesile olsun hesabıyla bu üç etaplık spor vadisini planlamıştık. Yine Ankara Dikmen Vadisi ve Göksu Deresi'nin bir birleşimi denebilir ki daha farklı fonksiyonlarla birlikte birleşimi denebilir. Bu haliyle belki ilin değerine bir aynı oranda misli bir değer katacak bir düzenleme, bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Ne zaman tamamladık Sayın Valim? Yani bitebilecek mi bu sene içerisinde? Malum inşaatın, burası bir vadi olduğu için inşaat kendi içerisinde bir takım zorluklara ihtiva ediyor imalat esnasında. Bu son ihale edeceğimiz üst yapıyla vadi tamamlanmış olacak. 3000'den fazla direkt aydınlatma direği olacak. Tabii bir shuttle tabir ettiğimiz iki vagonlu araçlarla şehir içerisinden buraya sirkülasyonu sağlayacağız. İnsan taşımayı sağlayacağız. Yine kendi içerisinde 5 kilometrelik araba yolumuz var. 4 kilometrelik orman yürüme yollarımız var. Otoparklarla, diğer dinlenme üniteleriyle vazgeçilmez bir nokta, vazgeçilmez bir bölge olacağını düşünüyoruz. İnsanımızdan da bu talep var ki bu haliyle bile hafta sonları müsaade edilmemesine rağmen inşaat bitmediği için insanlar merak edip ille gezmeye çalışmaktalar. Vadinin ortasında göletin olması, onun oluşturacağı yakamuz, havuzlar, fıskiyeler bu haliyle medeni bir şehir için olmazsa olmazların başında gelen böyle bir yeri de nasip olursa valilik olarak Yozgat insanımıza hediye etmiş olacağız. Sayın Valim, enerji konusunda bir çalışmamız olacak. Şimdi tabii bu alanda 3000'den fazla aydınlatma direği olacak. Buranın elektrik ihtiyacı olacak. Biz bunu da hem bedavaya getirme hem de fazlasını da satma kaydıyla 20 dönümlük bir alanda panel inşa edeceğiz. İnşa ediyoruz daha doğrusu. Onunla da hem milli servete yazık olmasın çünkü elektrik Türkiye'de masraflı bir enerji kaynağı. Kuracağımız panelle de hem kendi vadiyi aydınlatacağız vadimizi hem de fazlasını da satmak suretiyle inşallah masraflarımızı azaltacağız. Sayın Valim, mesela spor alanları bitti şu anda. Buradan gençler yaralanabilecek mi? Şu anda veya bundan ne zaman yaralanacak? Vadi yazın ortasında diyelim biz zaman istiyorsanız ille bu yazın ortasında 7'den 70'e herkesin istifade edeceği bir alan. Yani sadece bir gençlik kesimine, sadece insanımızın bir grubuna değil. Burada 7'den 70'e herkesin istifade edeceği, herkesin kendini ifade edebileceği, herkesin kendi ihtiyacını karşılayabileceği, bütün sadece spor değil, eğlence amaçlı da bütün enstrümanların olduğu bir alan. Burada toplumun tamamı istifade edecek.